Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde sayı problemlerini işleyeceğiz. Evet. Şimdi sayı problemlerinde arkadaşlar bize verilen sözel bir ifadeyi öncelikle matematik diline çevirmeliyiz. Yani onu cebirsel ifade olarak yazmalıyız. Şimdi şuraları bir inceleyelim. Şimdi x herhangi bir sayı olmak üzere bir sayının 3 fazlası deyince biz bunu x artı 3 olarak yazabilmemiz lazım. Veya bir sayının 5 katı deyince 5x gibi arkadaşlar. Buraların hepsini siz lütfen inceleyin tek tek. Ve aklınıza takılan bir yeri canlı dersimizde bizlere sor. Yine bu iki bilinmeyen olarak verildiği zaman da mesela x ve y ise bunların toplamı denilince x artı y'yi işte oranı denilince x bölü y'yi yazabilmemiz lazım. Yani soruyu cebirsel hale getirip denklemini kurup sonra o denklemi önceki denklem çözme kurallarını kullanarak çözmemiz gerekiyor. Şimdi sayı problemlerinde arkadaşlar bir sürü soru tipi var. Şimdi bunlardan birer birer çözmeye çalışacağız. Hemen başlayalım. 5 katının 6 eksiğinin 2 bölü 11'i 18 eden sayı nedir? Şimdi arkadaşlar burada bu sayımıza ne diyoruz? X diyoruz. Ve bu ifadeleri sırayla uyguluyoruz. Şimdi 5 katının deyince o zaman 5x olur. Bunun 6 eksiğinin 5x eksi 6 2 bölü 11'i. Şimdi ben bunu 2 bölü 11 ile çarpmak için parantez kullanmalıyım. 18'miş. Evet. Zaten hani bu denklemi yazması önemli olan. Bunu çözmede bir şey yok. Önemli olan bunları yazabilmek. Şimdi bunu çözelim. 2 ile 18'i sadeleştirerek gidelim isterseniz. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 9. 11 de diğer tarafa çarpım olarak giderse buradan 5x eksi 6 eşittir 99 olur. 5x eşittir 105 ve arkadaşlar 5'e bölüp İki tarafı da x'i 21 buluruz. Bu arada lütfen her zaman söylüyoruz. İlk önce çözümleri dinlemeden önce kendiniz yapmaya çalışın. Daha sonra çözümleri dinleyin. İkinci soru. Toplamları 143 olan 3 doğal sayıdan ortancası küçüğünün 2 katından 2 eksik ve büyüğünün yarısından 1 eksik olduğuna göre küçük sayı nedir? Evet. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Biraz görselleştirelim. 3 tane sayı varmış. Bunlara küçük, ortanca ve büyük sayı diyelim. Şimdi ilk cümlede bize diyordu ki ortancası küçüğünün 2 katından 2 eksik. Yani küçüğüne x dersek ortancası 2x eksi 2 olur. Ve büyüğünün de yarısından 1 eksikmiş. Şimdi arkadaşlar bu cümleyi tersten kullanmaya çalışalım. Yarısından 1 eksik. Yani bunun bir fazlasını düşünelim öncelikle. 2x eksi 1 olur. Ve bunun da 2 katı 4x eksi 2 olur. Şimdi gerçekten doğru yaptık mı bir kontrol edelim. Şimdi büyüğünün yarısının 1 eksiğini alalım. Büyüğünün yarısı nedir arkadaşlar? 2x eksi 1 şu anda. Ve bunun da 1 eksiği gerçekten 2x eksi 2 olur. Yani yazdığımız ifadeler doğruymuş. Evet, bunları yazdıktan sonra arkadaşlar dediğim gibi çözmesi artık kolay. Çünkü bunların toplamının bize 143 olduğunu söylüyor. O zaman toplama işlemini koyup sonucumuzu da 143'e eşitleyelim. Evet, burada gördüğünüz gibi 4, 7x. Eksi 4 eşittir 143 yaptı. 7x eşittir buradan 147 yaptı. Ve arkadaşlar 147'yi de 7'ye bölersek x'i kaç buluyoruz? 21. Evet. Tabi burada bize neyi sorduğuna da çok dikkat edelim. Küçük sayıyı soruyor. Biz küçüğüne direkt x demiştik zaten. O yüzden a'yı işaretleyelim. Yani ortancayı sorsaydı mesela 2x eksi 2'yi bulacaktık. Buraya lütfen çok dikkat edelim.
Evet, sıradaki sorumuz. Bir torbada bulunan 10 mavi, 12 kırmızı ve 20 beyaz top içerisinden rengine bakılmaksızın en az kaç top alınırsa aynı renkten en az 3 top alınmış olur. Evet. Şimdi arkadaşlar, burada ifadeye göre çok böyle şanslı olduğumuzu düşünelim. Önce hepsinden birer tane çektiğimizi düşünelim. Yani bir mavi. İlk çekiyorum mavi. İkinci çektiğim kırmızı. Şu birisiyle. Sonra bir tane daha çekiyorum beyaz. Şu anda üçünden de birer tane oldu. Dördüncü çektiğim tekrar mavi. Beşinci kırmızı ve sıradaki de beyaz olsun. Yani şu an 6 top çektim ve 3 renkten de birer tane, ikişer tane oldu. Şimdi ben bir tane daha çektiğim zaman hangisinden çekersem çekeyim zaten bir tanesinden en az 3 tane olmuş oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar en az kaç top almış olduk? Tabii bu en çok denirse şanssız olduğumuzu düşüneceğiz. Bir sonraki soruda sanırım öyle. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 7 tane top var. Evet. Şimdi dördüncü soruya baktığımızda 7 kırmızı, 9 beyaz, 5 sarı ve 3 mavi bilye bulunan bir torbadan rengine bakılmaksızın en az kaç bilye alınmalıdır ki kesinlikle 4 beyaz bilye alınmış olsun. Evet. Şimdi de burada arkadaşlar kesinlikle 4 beyaz çekmek için çok şanssız olduğumuzu düşüneceğiz. Yani ilk çektiğimizin ilk 4'ünün de beyaz olması ihtimali de var ama biz kesinlikle dediği için yani en kötü durumu düşüneceğiz. En kötü durum nedir? Çektiğimiz toplar beyaz hariç diğerler olacak. Mesela 7 tane çektim kırmızı geldi. Peşinden devam ediyorum çekmeye. 5 tane çektim hepsi sarı geldi mesela. Devam ediyorum. Şu kırmızılar bitti. Sarıları da bitirdik. 3 tane daha çektim mavi geldi. Bakın hala şu anda beyaz gelmedi. Ama şu durumdan sonra çektiğim her top beyaz olacağı için artık ve 4 tane de beyaz olması istediğim için peşinde 4 tane de beyaz ekliyorum. Bu ne olmuş oldu? En kötü durum olmuş oldu. Kesinlikle 4 beyaz olması için de bu en kötü durumu düşünmemiz lazım. Ve burayı da toplayınca arkadaşlar 10, 19 olduğunu görüyoruz. Üç küçük, 8 orta ve 10 büyük sehpaya. 530 TL. Şimdi bunu arkadaşlar şöyle yazalım. İsterseniz küçüğün fiyatı X, ortanca Y, büyük de Z olsun. O zaman biz ilk olarak 3X artı 8Y artı 10Z'nin 530 olduğunu görüyoruz. 530. İki küçük yani 2X, iki küçük, 4 orta ve 5 büyük. Artı 4Y artı 5Z eşitmiş 290. Buna göre diyor bir küçük sehpa yani arkadaşlar x'imiz nedir diyor. O zaman biz burada y ve z'yi yok etmemiz lazım. Şimdi zaten elimizde 3 bilinmeyen var, 2 denklem var. Yani bunu çözebilmesi için y ve z'nin katı şeklinde yazılması lazım. Baktığımız zaman zaten üstteki denklemde y ve z iki katı olarak karşımıza çıkıyor. O zaman biz bunları yok etmek için ne yapalım? Arkadaşlar alttakini 2 ile çarpalım. Üsttekini de eksi 1 ile çarpalım. Amacım x'i bırakmak. Şimdi üsttekini çarptığımız zaman eksi 1 ile tüm terimleri çarpıyoruz. Eksi 3x eksi 8y eksi 10z eşittir. Eksi 530. Alttakini de 2 ile çarpıyorduk. 4x artı 8y artı 10z eşittir. 2 kere 290, 580 yaptı. Ve arkadaşlar şu halde topladığımız zaman eksi 8y artı 8y'yi aynı şekilde z'ler de birbirine götürüyor. Ve x'lere baktığımız zaman da zaten 4x eksi 3x'ten x kalıyor. Sağ tarafın ise 50 olduğunu görüyoruz. Altıncı soruya bakalım. Ticari bir taksinin gündüz taksimetre açılış
Ücret 3 TL ve bundan sonraki her 10 saniye için 15 kuruş. Yine arkadaşlar soruyu görselleştirelim. Gündüz açılış ücreti 3 TL'ymiş. Ve her 10 saniye için 15 kuruş ödeniyor. 10 saniyede arkadaşlar 15 kuruş. Gece nasıl? Gündüz bu. Gece verilere bakalım. Gece taksimetre açılış ücreti 4 TL. Ve bundan sonraki her 15 saniye için 35 kuruş ödeniyor. Evet. 15 saniyede de 35 kuruş ödeniyormuş gece. 20 dakikalık mesafeye gündüz gidip gece gelen birisi kaç TL fark öder? Evet. Şimdi öncelikle gündüzü hesaplayalım 20 dakikaya gittiğimizde. Şimdi 10 saniye dediği için arkadaşlar isterseniz önce bunu dakikaya çevirelim. 6 ile çarparsak 60 saniye olacağını görüyoruz. Yani o zaman 1 dakikasının arkadaşlar 6 kere 15'in 90 yapıyor. 90 kuruş. Bunu da TL'ye çevirirsek 0,9 TL diyebiliriz. Gündüz 1 dakikası 0,9 TL'ymiş. Aynı şekilde gecede de arkadaşlar dakikaya çevirelim. 15 saniyeyi 4 ile çarparsak 1 dakika olacağı için. Gecede 1 dakikada o zaman 4 çarpı 35'ten 70, 140 kuruş yapar. Yani 140 kuruş da 1,4 TL olacağını dikkat edelim. Çünkü bizden TL olarak cevap istiyor. 20 dakikalık mesafeydi. Dolayısıyla arkadaşlar tekrar bunları 20 ile çarpalım şimdi. O zaman 20 dakikada gündüz kaç lira ödemiş oluyor? 0,9'u 2 ile çarpalım önce. Ya da önce 10 ile çarpalım 9. Bir de 2 ile çarpalım 18. Tabi burada şu açılış ücretini de unutmuyoruz. O zaman arkadaşlar gündüz 3 artı 18'den 21 TL ödüyor. Gece ise yine 20 dakikalık yol dediği için bu 20 dakikası arkadaşlar 2 kere 14'ten 28 ödemiş oluyor. Yine açılış ücretini de eklediğimiz zaman o zaman 4 artı 28'den gecede aynı mesafeyi 32 TL ödemiş oluyor. Bizden istediği aradaki farktı. Dolayısıyla 32 eksi 21 11 olmuş olur. Evet. Bir öğrenci yurdunda 3 ve 5 yataklı toplam 21 oda vardır. Bu yurt 87 öğrenci kapasiteli olduğuna göre bu yurtta 5 yataklı oda sayısı nedir? Evet arkadaşlar yine ne yapıyoruz? Şöyle görselleştirelim yine. 3 yataklı ve 5 yataklı odalar varmış. Şimdi bunu iki bilinmeyenle de çözebiliriz. Bir bilinmeyenle de çözebiliriz. Bir bilinmeyene gidelim. Kimi neyi soruyor bize? 5 yataklı oda sayısını. O yüzden buna x diyelim. Ve toplamda da arkadaşlar 21 dediği için o zaman 3 yataklı oda sayısına 21 eksi x kalır. Mesela iki bilinmeyene gideceksek de oraya y deyip kenara x artı y eşittir 21 yazabiliriz. Şimdi bu yurt 87 öğrenci kapasiteli. Yani arkadaşlar x tane 5 yataklı oda varsa burada toplam kalan öğrenci sayısı 5x'tir. Aynı şekilde bu tarafta yani 3 yataklı odalarda kalan toplam öğrenci sayısı ikisinin çarpımıdır. İsterseniz direkt çarparak yazalım. 3 kere 21, 63 eksi 3x'tir. Toplam kapasitede arkadaşlar 87 olduğu için işte bizim denklemimiz budur. Bunu da çözersek buradan arkadaşlar ne yapıyor? 2x, 63 karşıya atarsak 4, 2 ve x'i 12 olarak buluruz. Zaten biz bulmak istediğimize x demiştik. Dolayısıyla cevabımız 12 olur. 8. soruya bakalım. 80 soruluk bir test sınavında her doğru cevap için 5 puan veriliyor. Evet, doğru cevaplar için arkadaşlar artı 5. Yanlış cevap için 3 puan eksiltiliyor.
Yani yanlışlar için eksi 3. Boş bırakılan her soru için de yine 1 puan veriliyormuş. Evet, boş sorular için de artı 1 oluyor arkadaşlar. Ve 30 soru olduğunu da unutmayalım. Yanlış ve boş sayıları eşit olan bir öğrenci 90 puan aldığına göre kaç soruyu doğru cevaplamıştır? Şimdi burada arkadaşlar yanlış ve doğruyu eşitlediği için bunlara x diyelim isterseniz. Yanlış ve boş sayılar eşit. Evet, yanlış ve boş. Evet. Toplamda da 30 soru olduğu için doğruya o zaman 30 eksi 2x tane soru kalır. Bunları da puanlarıyla çarptığımız zaman 90'a eşitleyeceğiz. Yani 5 çarpı 30 eksi 2x. Tabi burada yanlışın eksi 3 getirdiğini dikkat edelim. O yüzden eksi 3 çarpı x. Boşta da 1 puan getiriyormuş. O zaman 1 çarpı x eşittir 90 olacak. Evet, buradan arkadaşlar 5'i dağıtalım içeriye. 150 eksi 10x. Şurası da eksi 2x yapıyor. Eşittir 90. Buradan eksi 12x'i karşıya aldım. Ve 90'ı da diğer tarafa aldım. 60. Ve buradan arkadaşlar x'i 5 buluyorum. Ama dikkat edelim. Bizden istediği neydi? Doğru cevap sayısı. Dolayısıyla buradaki doğru cevap sayısı şu ifade olduğu için biz de x'i 5 bulduğumuz için cevap nedir o zaman? 30 eksi 10'dan 20'dir bu sorunun cevabı. Yani şıklarda 5 olsa mesela dikkat hatası yapabilirdik. Buraya lütfen dikkat edelim. Yani neyi bulduk? Bizden istediği ne? Buraya çok dikkat edelim. Evet, son iki sorumuz. Bir koşucu her gün bir önceki günden 23 metre fazla koşuyor. 23. gün 750 metre koştuğuna göre bu koşucu 3. gün kaç metre koşmuştur? Evet, bu soruda arkadaşlar diziler konusundaki sorulara yine benziyor. Biz bunu ama normal denklem kurarak yapmaya çalışalım şimdi. Şimdi birinci gün arkadaşlar x metre koşsun. Her gün bir önceki günden 23 metre fazla koştuğuna göre. Şimdi bu birinci gün. İkinci gün ne kadar koşar? Koşar. X artı 23. X artı 23. Üçüncü gün ne kadar koşar? X artı 23'e bir tane daha 20 çekiyoruz. Yani ben buna X artı 2 tane 23 diyebilirim. Dördüncü günde mesela o zaman bir 23 daha eklediğim zaman x artı 3 çarpı 23 olduğuna dikkat edelim. Bu şekilde gidiyor şimdi. Bizde bir şey daha vermişti. 23. gün. O zaman arkadaşlar 23. günü şimdi yazmaya çalışalım. Şimdi burada şuna dikkat edelim. Mesela ikinci günde bir tane 23 var. Üçüncü günde iki tane 23 var. Dördüncü günde 3 tane 23 var. Yani gün sayısının 1 eksiği kadar 23 oluyor. O zaman arkadaşlar 23. günde ben x artı 22 çarpı 23 metre koştuğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla bu ifade de 750'ymiş. O zaman 22 ile 23'ü bir çarpalım bakalım. 22 ile 23'ü çarparsak ne oluyor? 3 kere 66 ve 2 kere 44 olduğu için şöyle arkadaşlar 6, 0 ve 5 geliyor. Yani o zaman bize şunu vermiş. X artı 506 ve 750'ymiş. Buradan da x'i ne buluyoruz? 4, 4, 2. 244. Şimdi sorumuz neydi? Bakın şıklarda 244 var. Ancak lütfen dikkat edelim. Bizden 3. gün kaç metre koştuğunu sormuş. O yüzden biz şurayı bulacağız arkadaşlar. Yani x artı 46'yı bulacağız. Dolayısıyla cevabımız 244 artı 46'dır. Bu da ne yapar? 250-290 yapar. Geldik son sorumuza. İçinde bir miktar su bulunan havuza x litre su konulsa havuzun 1 bölü 3'ü doluyor. Evet, x litre su konulunca havuzun 1 bölü 3'ü doluyormuş.
Su konulmadan y litre su alınırsa havuzun 1 bölü 5'i dolu kalıyor. Başlangıçta havuzda kaç litre su vardır? Evet. Şimdi başlangıçta havuzda A litre olsun arkadaşlar. A litre olsun. Şimdi ilk cümle bize diyordu ki x litre su konulursa yani A artı x olur. Bu ifade arkadaşlar havuzun 1 bölü 3'üymüş. Havuzun 1 bölü 3'üymüş. O zaman havuzun tamamı için şunu diyebilir miyiz? Bu ifadeyi 3 ile çarparsak havuzun tamamı olur. Yani o zaman havuzun tamamı şöyle altına yazalım. Bunu 3 ile çarparsak arkadaşlar 3A artı 3x olur. Peki ikinci de ne diyordu? Y litre su alınırsa yani A'dan Y çıkarılırsa bu ifadede havuzun 1 bölü 5'i oluyormuş. Demek ki ben bunu da 5 ile çarparsam havuzun tamamı olur. 5 ile çarpıyorum. 5A eksi 5Y. Bu ikisi de havuzun tamamı olduğu için demek ki bunlar birbirine eşit olmalı. Bizden istediği A'ydı zaten. O zaman 3A'yı sağ tarafa alıyorum. 2A olur. Eksi 5Y'yi de diğer tarafa atarsam arkadaşlar 3X artı 5Y olur. Ve buradan da A'yı 3x artı 5Y bölü 2 buluyoruz. Evet. Bu da hangi şıkta var? Ceyhan. Evet. Arkadaşlar burada bırakıyoruz. İlk bölüm bitti. Yine soru çözmeye devam edeceğiz. Değişik soru tipleri görerek. Hepinize kolay gelsin.